Herkese selam. Helikopter modülü ile ilgili ilk videodan sonra bu ikinci videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Çünkü mod yapımcıları beklediğinden daha hızlı çalışıyorlar. Yalnız baştan belirteyim, helikopterler resmi oyunda daha farklı biçimde yer alabilirler. Bu mod bize helikopterlerin nasıl olacağına dair bazı ön fikirler veriyor şimdilik. Gerçi Project Reality'de helikopterler oyunun vazgeçilmez araçlarından biri. Bu bakımdan zaten bir ön bilgimiz var. Helikopterlerin oyunda nasıl olacağına ilişkin. Ama PR'de helikopterlerin kullanımını bir ölçüde kolaylaştıran sis mesafesi olayı var. Yani diyelim gökyüzüne baktığınızda haritaya göre değişmekle birlikte bir mesafeden sonra görüşünüzü sis engelliyor. Oyun motorunda buna fog distance deniyor. Battlefield 2'nin oyun motorunda. Squad'da da buna benzer bazı haritalarda hani belirli bir mesafeden sonra göremediğiniz oluyor. Mesela Buster haritasında baktığımızda yükseldiğimizde işte şu ilerileri tam olarak göremiyoruz. Ama mesela Kohatoi haritasında haritanın bir ucundan diğer ucuna kadar görüş mesafemiz açık. Yani helikopterlerin uçuşunu bu durum nasıl etkiler? Şimdilik bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Şimdi helikopter modundaki yeniliklere gelirsem, gördüğünüz gibi Rus yapımı Mi-8 helikopteri de moda artık eklendi. Bu helikopteri aslında direnişçi üstünde bulabilirsiniz. Peki ben nasıl buraya getirebildim? Şimdi kısaca ondan bahsedeyim. Shift P yapıp yine Admin moduna geçiyorsunuz, admin kamerası moduna. Biraz yükseliyorsunuz. Bu yükseklik ne çok fazla olsun ne de çok düşük olsun. Çünkü her iki durumda da helikopter doğduğunda patlayabilir. Peki helikopteri nasıl çıkaracağız? Yine chat'i açıyoruz. Chat'e admin create vehicle yazıyoruz. Sonra bir boşluk bırakıyoruz. Kara şahit için şunu yazmamız gerekiyor. BP alt çizgi Black Hawk alt çizgi C. Bu Enter'a basıyoruz ve helikopter çıkıyor. Mi-8 için de şunu yazmamız lazım. Yine chat'i açıyoruz. Her şeyi siliyoruz. Admin create vehicle. Bir boşluk. BP alt çizgi Mi 8 alt çizgi C. Enter'a basıyoruz. Bu sefer de diğer helikopterimiz doğuyor. Bu işlemi biraz daha hızlı yapmak için şöyle bir kısa yol yapabilirsiniz. Hani copy paste yapma olayı işte. Yine admin create vehicle BP alt çizgi Mi 8 alt çizgi C, kontrol A, kontrol C. Sonra yeniden chat'i açıp kontrol V yaparsanız gördüğünüz gibi böyle arka arkaya helikopter çıkartabilirsiniz. Ne işe yarayacak bu? Diyelim helikopteri kullanmayı öğrenmek için bindiniz. Kullanmayı henüz bilmediğiniz için çok kısa sürede helikopterleri patlattınız diyelim, düşürdünüz. Yeniden doğmasını beklemenize gerek kalmaz. Bu şekilde hemen gelip biner kullanırsınız. Oyundaki yeniliklerden bir diğeri de artık helikopterler sadece iki haritada yok. Yani sadece Basra ve Gorodok haritasında değil, Kohat ve Yehorivka haritasında da helikopterler kullanılabiliyor. Ayrıca lojistik helikopterleri de eklendi. Mesela az önce yazdığımız şeyi BP Mi 8 alt çizgi Logi alt çizgi C diye yazarsak bu sefer de lojistik helikopteri çıkacak. Onu henüz denemedim. Yani siz denersiniz, artık o kadar da ayrıntıya girmeyeyim. Ama en önemli gelişmelerden biri artık fast drop denen, yani halatla indirme yapabilme olayı artık eklendi modcular tarafından. Bu şu şekilde oluyor.
Helikoptere biniyoruz. Evet, soldaki bar doldu. Artık helikopter uçurulabilir. Yükseldikten sonra boşluk tuşuna, yani space bar tuşuna basarsak, gördüğünüz gibi hız göstergesinin üstünde ROPS, yani halatlar hızı çıktı. Hemen arka koltuğa geçelim bakalım. Şu ortadaki boşluk açıldı. Burada bir kapak var. Normalde kapalı. Şimdi açıldı. O tuşa basınca. Mi-8 helikopterinde bu şekilde ortadan sarkıyorsunuz aşağı doğru. Kara Şahin'de ise sağdan veya soldan sarkma olayı var. F tuşuna basarsak sarkma pozisyonuna geliyoruz. Sol kontrole basarsanız aşağı doğru karakterimiz iniyor. Yine Space Bar'a basarsanız yükseliyor. Yükseldikten sonra F tuşuna basarsanız iki defa basmanız lazım, yoksa dışarıya atar sizi. Hızlıca iki defa basacaksınız. Boş koltuklardan birine, bu durumda helikopter boş olduğu için pilot koltuğuna otomatik olarak tekrar geçiyorsunuz. Helikopterin kullanımıyla vesaire ilgili şu anda bir şey demeyeceğim. Zaten yine değişiklikler olacaktır. Hem modda değişiklikler olacaktır, hem de ana oyuna, yani oyunun kendisine geldiğinde de muhtemelen bundan farklı olur. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.